Hayırlı akşamlar. Uzun bir aradan sonra yine sizlerle beraberiz. Herkese öncelikle hayırlı akşamlar diliyorum. Tabii programa başlamadan önce yaşadığımız güncel olaylar var. Bu terör olaylarına lanetliyorum ve kınıyorum. Bu konuda da Türkiye'mizi, bu güzel vatanımızı Yüce Rabbim korusun. Allah birliğimizi ve beraberliğimizi bozmasın diliyorum. Hayırlı akşamlar. Arkadaşlar, malum uzun bir süre geçti. Bu süreç içerisinde işte hazırlandık. Malum 2015-2016 eğitim öğretim yılı geldi. Okul kayıtları başladı. Netice itibariyle bizim hesabımızın eksiklerimizi tamamladık. Araçlarımıza bakım yaptırdık. Her yıl olduğu gibi önümüzdeki 2015-2016 eğitim öğretim yılında esnafımıza kazasız belasız bol kazançlar getirmesi dileğiyle programa başlamak istiyorum. Allah çocuklarımıza da zihin açıklığı versin. Emekleri boşa çıkmasın. Değerli arkadaşlar, malum bildiğiniz gibi dışarıda bir takım söylentiler var. Eğer bu konular hakkında sizin sormak istediğiniz bir konu varsa birçoğunuzla benim cep telefonum var. Hemen benim telefonuma mesaj atıp ben programda sormuş olduğunuz bu soruyu da burada cevabını vermeye çalışıp sizlerle paylaşmaya hazırım. Değerli arkadaşlar, öncelikle ve özellikle altını çizmek istiyorum. Bu okulların bayramdan sonra açılacağı yönünde bir takım söylentiler var. Bunlar tamamen yalan. Okullar hayırlısıyla Eylül ayının 14'ünde eğitim, öğretim yılı başlıyor. Böyle bir tatile girme veyahut da okulların açılışının ötelenmesi diye bir olay söz konusu değil. Bunu öncelikle buradan vurgulamak istiyorum. Tabii daha öncesinde ilk öğretimlerin okullara ve derslere adapte olması için birinci sınıf çocuklarımız için, yavrularımız için daha önce açıldığını malum herkes biliyor. Şimdi sizlere burada anlatmak istediğim, özellikle vurgulamak istediğim, bizim daha önceki programlarda da açıkladığımız gibi araçlarımızın eksiklerini tamamladığımız gibi Milli Eğitim Bakanlığı'nın Türkiye genelinde yalnız İzmir'e değil Türkiye genelinde yanılmıyorsam Samsun ve Erzurum'da yaşanan kazalardan dolayı bir sürücü eğitim belgesi adı altında bir belge zorunluluğu getirtildi. Birçok arkadaşımız bu belgenin okullar açıldığı süreçte okullarda devam etti ve bu belgeyi aldılar. Bazı arkadaşlarımızda da yok. Özellikle burada da bu telefon zincirinizi sizin kurmanızı istiyorum. Olmazsa olmazımız bu belge. Tabii bu belge de bize diğer illerde olmayıp bizim ilimizde bilhassa bu Samsun ve Erzurum'da yaşanan bu elim kazalardan Allah bir daha göstermesin. Kaynaklanan bu olaydan sonra böyle bir yaptırımın Türkiye geneline zorunluluk hale getirmesi beraberinde bir takım sıkıntıları da getirdi. İşte biz bu yaptığımız toplantılarda sizlerle de daha önce paylaşmıştım. 14 Mayıs 2015 tarihinde Ankara'da sektör analizleri toplantısı vardı. Bu sektör analizleri toplantısında bu konuları dile getirmiştik. Ve İzmir ilinde İzmir Valiliğinin Başkanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Esnaf Birliği yani biz odalar ve emniyetle beraber Milli Eğitim'i de beraberimize alıp aynı zamanda bilgi desteği olarak da üniversitelerde çalıştığımızı defalarca anlattık. Ve bu konuda yaptığımız o çalışmalar örnekleriyle yetkili makamlara bu sektör analizinde sunmuştuk. Geçtiğimiz hafta içerisinde ilimize Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Trafik ve Sürücü Eğitimleri Daire Başkanı'ndan bir yetkili geldi. Yaptığımız çalışmaları burada inceledik, masaya yatırdık. Bu Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu Samsun ve Erzurum'da yaşanan kazadan dolayı getirmiş olduğu bu belge zorundaki izlenen müfredatla bizim burada yaptığımız çalışmaları masaya yatırdık ve karşılaştırdık. Bu konuda ben yetkililerden de çok güzel bir geriye dönüş aldım. Çünkü özellikle burada vurgulamak istediğim konu şuydu. Hep bizden bir şeyler isteniyor. Şu belge isteniyor, bu belge isteniyor.
artık yani bu bürokrasiden de bıktığımızı, insanların da artık dayanma tahammülünün kalmadığını ve zorlandığını ifade ettim. Bizim bu konuda İzmir ilinde yaptığımız bu şoför tanıtım kartı eğitiminde özellikle izlediğimiz konuların hangi kapsamlarda olduğunu, neler izlediğimizi burada yazılı belgelerle bu yetkili daire başkanımıza izah ettim. Bak özellikle bunu söylemek istiyorum. Yani İzmir'den bir yetkili değil, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan bu konuda trafik ve sürücü eğitimleri daire başkanından gelen bir yetkilimiz, bir başkanımız. Bunları anlattık, izah ettik. Ve bizim yaptığımız çalışmanın şu anda onların hedeflemiş olduğu çalışmanın daha üstünde bir çalışma olduğunu söylediler ve bizleri tebrik ettiler. Bu da bizim için bir onur kaynağı. Ve Allah nasip ederse bu bürokrasideki yaşanan sıkıntıların azalmasını da beraberinde talebimiz oldu. Bu talebin de doğru bir talep olduğunu ve olması gerektiğinde kendi ağızlarından duydum. Tabii bu bir süreç. Bir süreç. Bu süreç içerisinde özellikle bizim sürücü esnafının yaşadığı 26 yaş olayını, 63 yaş olayını, ehliyetlerdeki 3 yılın 5 yıla, 5 yılın 7 yıla çıkartılması ve SRC belgesinin anlamsız ve gereksiz olduğunu dile getirdim. Eğer biz bu konuda Milli Eğitim Bakanlığı'nın göstermiş olduğu ve zorunlu kıldığı bu belgeyi alacaksak diğer belgeleri almamızın gerekmediğini izah ettim. Ve özellikle 26 yaş olayında 21 yaşında bir genç arkadaşımızın geldiğini, araç aldığını ve borca girdiğini, önümüzdeki geçtiğimiz yıl bu bir yılını ödediğini, önünde 3 yıl veya 4 yıl bir borç döneminin olduğunu, ancak masa başında birilerin 26 yaş uygulamasıyla bu arkadaşlarımızı mağdur ettiğini özellikle belirttim. Yine 63 yaş olayında da insanların elinin ayağını tuttuğunu, bu konuda eğer yapılacaksa tıbbi kontrol yapılsın. Bu tıbbi kontrolda ilgili sağlık birimlerinden araç kullanmasında sakınca yoktur rapor alması halinde bu arkadaşların araç kullanmasında bir engelin kaldırılması yönünde talepte bulundum. Ve hiç kimsenin 63 yaşına geldikten sonra kalkıp da eğer maddi bir ihtiyacı yok ise, genelde insanlar maddi ihtiyaçtan kaynaklanıyor, zaten direksiyona çıkmak istemediğini, bu mağduriyet yaşayan, maddi ihtiyacı olan arkadaşların da eğer sağlıkları yerindeyse 63 yaş ortalamasının dünya standartlarında ve Türkiye'mizde istatistiklere göre yaşlanmanın biraz daha 5-10 yıl daha ötelendiğini, dolayısıyla sağlığının yerinde olduğunu, araç kullanmasında da tıbbi kontrolden sonra sıkıntı yaşanmayacaksa, yaşanmıyorsa ve şahıs sağlıklıysa kullanmasında bir sakınca olmaması gerektiğini özellikle vurguladım. Yine SRC belgesinin de anlamsız ve gereksiz olduğunu özellikle vurguladım. Çünkü SRC belgesi maalesef yani burada bir yetki karması var. Bir yanlış bir takım kişilerin masa başında kalkıp almış olduğu kararların sıkıntı yarattığını özellikle burada altını üstünü çizerek anlatmaya çalıştım. Çünkü SRC belgesi 4925 sayılı taşıma kanununa göre araçlarda yetki belgeleri sınıflandırılması yapıldı. 4925 sayılı yasaya göre yetki belgesi sınıflandırılması yapan ve yapılan araçların sürücülerinde de yetki belgeli araçları kullanacak. Bakın burayı çok özellikle yani birkaç defa tekrarlıyorum. 4925 sayılı yasaya göre yetki belgesine haiz araçların sürücülerinde mesleki yeterlik belgesi olması gerekiyor. Dolayısıyla bu bizim şehir içi yaptığımız taşımacılıkta bizim yetki belgeli araçlar kapsamında değerlendirildiğimizi, yine 4925 sayılı taşıma kanunu ikinci maddesinde biz kapsam dışında olduğumuzu ve bizlerden bu sebeple SRC belgesinin gereksiz ve anlamsız olduğunu özellikle anlatmaya çalıştım. Yine ehliyetteki B sınıf ehliyette 5 yıl, E sınıf ehliyette 3 yıl, bunun 3 yıldan 5 yıla, 5 yıldan 7 yıla çıkartılmasının gene anlamsız olduğunu ifade ettim.
Herhangi bir şehir arası taşımacılık yapan kişi kalkıp ehliyeti aldıktan sonra hiçbir 3 yıl, 5 yıl, 7 yıl beklemeden araca binip Türkiye'nin bir ucundan bir ucuna kadar şehir arası otobüs kullandığını, ancak şehir içi taşımacılıkta böyle bir sürecin, böyle bir 5 yıl veya 7 yıl kıdem aranmasının bence mantıksız ve anlamsız olduğunu. Sonuçta bu aracın sürücü tarafından ehliyetin kullanmadığını, sürücünün kullandığını, işte milli eğitimi yapacağı bu eğitimle beraber bu diğer saydığım bütün unsurların ortadan kalkması gerektiğini özellikle anlatmaya çalıştım. Ve anlattım ki geriye dönüşte aynı şekilde cevap aldım. Bu çalışmalar devam edip tamamlandıktan sonra da bize bunun sözünü verdiler. Tabii bu uzun bir soluklu süreç. İnşallah önümüzdeki zaman diliminde Ankara'ya gideceğiz. Ankara'da bu olayı Türkiye genelinde bir şablon çıkartıp Türkiye genelinde müfredatı bizim İzmir'de yaptığımız müfredata örtüştürüp beraber bir uyguladığımız müfredatı Türkiye genelindeki müfredat olarak kamuoyuna bildirecekler. Değerli arkadaşlar, bu konuda bizim diğer konumuzda bu sürücü belgeleri, yani şoför tanıtım kartı konusunda da özellikle 1 Ağustos tarihinde bir eğitim yapmıştık. Muhakkak şu anda almayan arkadaşlarımız vardır. Çünkü bizim esnafımızın içinde o milli eğitimden alması gereken belgeyi alıp şoför tanıtım kartını almayan, şoför tanıtım kartını alıp da milli eğitimden o eğitim belgesini almayan veya hem şoför tanıtım kartı hem de milli eğitimden alması gereken o belgesi olmayan 3 kesim var. Bizim yaptığımız eğitimlerde biz bu eğitimi Milli Eğitim Bakanlığı, İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ve Belediye ve İstat Birliği nezaretinde yaptık. Bizim odamızın açmış olduğu bu eğitimlerde bu kursa katılan arkadaşların şoför tanıtım kartı yoksa şoför tanıtım kartı, eğer şoför tanıtım kartı var, milli eğitimde alması gereken sertifika yoksa o sertifika, ikisi yoksa ikisini birden verdik. Muhakkak diğer odalarımız da açtı. Ancak özellikle belirtmek istiyorum ki şu anda bizim esnafımızdan gerçek manada belki bazı arkadaşlarımızın belgeleri yoktur. Bu arkadaşlarımızın da odamıza müracaat etmesini ve en kısa zamanda açacağımız belgeyi, belge için kursta bu eksik olan belgesini alabilme imkanı olduğunu buradan özellikle duyurmak istiyorum. Şunu daha önce de ifade ettiğim gibi açıkça belirtmek gerekir ki İzmir'de, İzmir il sınırları içinde yolcu taşımacılığı yapan araç sürücülerinin tamamında bu şoför tanıtım kartı olması gerekiyor. Bu tamamen Türkiye genelinde demiyorum, İzmir genelinde, İzmir il sınırları içinde yolcu taşımacı yapan, yani taksi dolmuş, minibüsler, güzergahlarda çalışan araçlar ve servis araçlarında bu sürücülerimize bu belgenin özellikle olması gerekiyor. Bunu da buradan duyurmak istiyorum. Bildiğiniz gibi diğer bir unsur da kendi eğitimimizi tamamladıktan sonra araçlarımızın eksiklerini tamamlamak. Malum bildiğiniz gibi geçtiğimiz süreç içerisinde geçen yıl bir takım sıkıntılar yaşadık. Özellikle buradan vurgulamak istiyorum. Şu anda Türkiye'de en rahat belediye ruhsatının alındığı il İzmir. Ve yani hiçbir ücret ödemeden 5 lira bir ücret ederek bu belgeyi alıyorsunuz. Bu belgeyi alabilmek için de olmazsa olmaz koşulumuz araç uygunluk belgesi. İşte bu araç takip sistemini taksaydık belki bunda bir öteleme, belki de kaldırma olacaktı. Ancak sizin de hepiniz bildiği gibi önce 2012'den 2013'e uzattırdık. 2013'ten 2014'e bir daha ötelettik. 2014'ten 2015'e 30 Haziran'a kadar ötelettik. 2015 30 Haziran'dan 31-12 2015'e ötelettik. Daha sonra da cihazda bir takım yenilikler yapmıştık. Ve 30-06 2016'da ne kadar ötelettik. İşte
Bu 5 kere ötelettikten sonra, 5 kere ötelettikten sonra tabii ki bu araç uygunluk belgesi alma zorunluluğu işlemler tamamlanmadığı için devam etmekte. Bildiğiniz gibi araç uygunluk belgesi için bir 4 defa bir tur yaptık belli noktalarda. Daha sonra bu yetkili arkadaşlar ilçe belediyelere gitti. Oradaki araçları kontrol etti. Şimdi Allah nasip ederse ayın 24'ünden başlayıp 28'ine kadar bir hafta, tekrar 31'inde başlayıp ayın 4'üne kadar, yani bu 24'ünden sonra 2 hafta tekrar bu araç uygunluk belgesi alınacak. Bakın arkadaşlar, burada özellikle uyarmak istiyorum. Belediyenin şu anda belediye trafik işleri birimi taşınacak. Dolayısıyla bu 15 gün içinde bu mağduriyetlerin yaşanmaması açısından bunu birbirimize duyuralım. Birbirimize haberdar edelim. Muhakkak bizim odamıza kayıtlı olmayan arkadaşlara sizler ulaşın. Bu konuda bizlere her zaman söylediğim gibi destek olun, paylaşarak bunu çoğaltın ve arkadaşlarımıza bunu muhakkak bu bilgiyi ulaştırın. İşte dediğim gibi 24-31, yani bunlar pazartesi günleri. Bu arada Anadolu Sitesi'nde salı günleri, yani 25'i de 01'inde Gazi Emir pazar yerinde, 26'sı ve 02 tarihinde Buca pazar yerinde, 27'si ve 03 tarihinde ise Fahrettin Altay Güzelbahçe minibüs son durağında perşembe günü, cuma günü 28'i ve 04'ünde cuma günü ise Çiğli'de o malum düğün salonu olduğu yerde iki sefer daha bu araç uygunluk belgesi için yetkili arkadaşlar buralarda kontrol yapacaklar. Bunu özellikle duyurmanızı istiyorum. Şimdi değerli arkadaşlar, bunlarla beraber en büyük sıkıntılarımızdan birisi de bakın özellikle vurgulamak istiyorum. Biz bu konuda muhakkak birbirimizi uyaralım. Çünkü önümüzdeki tarihte bir takım sıkıntılar da okullar açıldığı zaman beraberinde gelecek. Bu beraberinde gelecek olan sıkıntılardan en büyüğü de bazı okullarda kapalı kapılar ardında maalesef yasada olmamasına rağmen ihaleler yapılıyor. Burada ben herkesi, okul idarecilerini, okul aile birliklerini, okul müdürlerini, okul vakıflarını da uyarmak istiyorum. İlimizde servis taşımacılığı özel okul, resmi okul adı altında ikiye ayrılmıyor. Türkiye genelinde servis taşımacılığı tamamen okul servis araçları hizmet yönetmeliği çerçevesinde yapılır. Buna özel okullar da dahildir, resmi okullar da dahildir. Yani özel okulun ayrı bir uygulaması kesinlikle yoktur. Bunu buradan altını üstünü çizerek söylemek istiyorum. Maalesef bizim kazasıyla, belasıyla, cezasıyla her türlü sorumluluğu taşıyan esnafımızın kazancına göz diken bir takım kan emiciler var. İşte bunlar kapalı kapılar ardında neye güveniyorlarsa bu konuda bir takım yasal olmayan bir şekilde ihaleler yapmaya ve işleri bir takım kişilere peşkeş çekmeye, bak burada altını özellikle çiziyorum, peşkeş çekmeye ve buradan rant sağlamaya çalışıyorlar. Bakın ben özellikle buradan vurgulamak istiyorum. Kim ne yaparsa ben burada canlı yayında bunu belgeleriyle bana ulaştırırsanız ben bunları burada kamuoyunda paylaşacağım. Ve yetkili birimlerde bu müracaatları yapacağım. Sayın öğrenci velilerine de özellikle buradan seslenmek istiyorum. Servis taşımacılığında hizmeti kimi veriyorsa bu ücreti özellikle hizmeti aldığı kişiye vermesi gerekir. Çünkü ilimizde, Türkiye'de başka bir ilde yok bu. İlimizde bakın altını çiziyorum. Okul servis araçları hizmet yönetmeliğinin dışında İzmir ili okulları öğrenci taşıma yönergesi var. Bu taşıma yönergesine göre taşıma hizmetin yapılmasında hiç kimse aracı olamaz diye açık hüküm var. Yani şöyle bir üzüm, taşıma hizmetini üstlenecek gerçek ve özel kişiler atlarına teslili taşıtların taşıma sınırından fazlasının taşınmasını üstlenemez diye açık bir hüküm var. Ve aynı zamanda bu taşımacılıkta kiralık araç taşınamaz diye diğer bir madde de var. Hiçbir şekilde sayın veliler özellikle vurgulamak istiyorum. Kimse sizi zorlayamaz. Okul servis araçları hizmet yönetmeliğinde
ve İzmirli okullara öğrenci taşıma yönergesinde öğrenci velileri herhangi bir servis işleteniyle karşılıklı anlaşıp çocuklarını taşıtabilirler. Burada bazı kişiler bizim esnafımıza hiç yakışmayacak şekilde seviyesizce bir takım ithamlarda bulunuyorlar. Ben buradan herkesten özellikle bu konuda yardımlarını bekliyorum. Eğer böyle bir hadise de yaşarsanız lütfen bana bildirin. Ben bunu basında, kamuoyunda bunu isimlerini hiç saklamadan paylaşacağım. Yine öğrenci verilerine özellikle vurgulamak istediğim taşıma ücretinde bu, hani demiştim ya, hizmeti nasıl ki bir yerde bir hizmet alıyorsanız o aldığınız hizmeti aldığınız kişiye ücretini ödüyorsanız, burada da kalkıp da bu ücreti siz servisçi esnafına vermeniz lazım. Çünkü burada maalesef bir takım kişiler, az önce de zikrettiğim gibi, kazasıyla, belasıyla, cezasıyla ve her türlü sorunu taşıyan esnafımızın ekmeğine ortak olmaya çalışıyorlar. Bunlara lütfen fırsat vermeyelim. Bu sene okul fiyatları açıklandı. Zam yaptık diyemem. Bir ufak fiyat ayarlaması yaptık. Geçen seneki fiyatlara %2 ile %7 arasında bir hafif bir ayarlama yaptık. Şu anda geçen seneyle bu sene arasında tefettüf oranı 7.41. Biz %2 ile %7 arasında bir fiyatlara yansıma yaptırdık. Ben özellikle burada öğrenci verilerini de uyarmak istiyorum. 0.3 kilometre 1.080 lira. 1.080 lira. 0.6 kilometre 1.350 lira. 0.10 kilometre 1.422 lira. 0.20 kilometre 1.998 lira. Allah nasip ederse önümüzdeki programda da şu anda bu kuruldan geçti, imzadan çıkmak üzere bu şekilde geçti. Bu ücretin dışında, bunlar tavan ücretler, bu ücretin dışında daha yüksek bir ücret ödememeleri gerektiğini, eğer böyle bir talep gelirse, bunlar yıllık olarak hesapladım, belki arkadaşlar 9'a bölmeleri gerekiyor ama öğrenci servis taşımacılığında ücretler yıllık hesaplanır. Eğer bunu yıllığa dökersek 0.3 kilometrede 1.080 lira dediğimiz rakam 9 aya bölersek 120 lira. 0.6 kilometrede 1.350 lira dediğimiz yıllık rakam 150 liraya. 0.10 kilometrede açıkladığımız 1.422 lira da aylık olarak 158 liraya tekamül ediyor. 0.20 kilometrede 1.998 lira dediğimiz rakam da 222 lira, yani 0.20 kilometrede 222 liraya tekamül ediyor. Bir daha tekrarlamak istiyorum. 0.3 kilometre aylık 120 lira, 0.6 kilometre 150 lira, 0.10 kilometre 158 lira, 0.20 kilometre 222 lira. Bu ücretler tavandır. Bu ücretlerin dışında daha yüksek bir talep söz konusu ise lütfen ilgili birimlere ve bizlere bu konuda bildirin. Yine eğer 20 kilometreyi açması halinde de beğer kilometre için gidişte yalnız dönüş ücreti alınmıyor. Kilometre başına 4 lira ilave edilir diye buradan sizlere bu fiyatları açıklamak istedim. Bu ücretlere KDV dahildir. Ancak eğer bu arkadaşlar araçlarında rehber personel varsa, rehber personel olan bulundurulması zorunlu olan servislere bu fiyatlara %10 ekleneceğini de buradan belirtmek isterim. Ve servisçi esnafının da olması gereken, bildiğiniz gibi, bir fiyat tarife zorunluluğu var. Bu tarifeleri de ilgili bağlı oldukları odalardan alıp şoförün sol omuz üst kısmına asmaları gerekir. İşte değerli arkadaşlar, sizi buradan tekrar şimdi reklam arasına gireceğiz. Özellikle vurgulamak istiyorum, bu reklam arasını iyi değerlendirmenizi, arkadaşlarınızı uyarmanızı, eğer haber olmayan arkadaşların da bu programın ikinci bölümünde özellikle dikkatle bizi dinlemelerini önemli rica ediyorum. Şimdi reklamlar, bizden ayrılmayın lütfen.